Varis hastalığı kısaca toplar damarların genişlemesi demektir. Varis hastalığı uzun yıllardan beri, hatta eski yıllardan, eski çağlardan beri karşımıza çıkmaktadır. Ve toplumda da en sık görülen hastalıklardan bir tanesidir. Batılı ülkelerde yapılan çalışmalarda varis %25 şey kadar çıkmaktadır görünme olasılığı. Türkiye'de ise yapılan çalışmada ise neredeyse her 10 hastadan bir tanesinde varis hastalığı, yani toplar damar genişlemesi gözükmektedir. Hastalık, varis hastalığının en sık görüldüğü kişiler genetik yatkınlığı olan kişilerdir. Yani bunlar annesinde, babasında veya ailesinde varis hastalığı görülen kişilerdir. Daha sıklıkla varis hastalığı kadınlarda daha sık gözükmektedir ve ayakta duran bireylerde, hızlı kilo alıp veren hastalarımızda, şişman hastalarımızda da varis hastalığına bağlı semptomlar ortaya çıkmaktadır. Varis hastalığına bağlı şikayetler özellikle hastalarımızda ağrı olarak karşısına çıkmaktadır. Bu hastalarımız özellikle gece kramplarıyla bize gelmektedirler. Baldır bölgesindeki baldır kas pompasının çalışmamasına bağlı olarak bu hastalarda baldırlarında şiddetli ağrılar, kramplar ve huzursuzluklar olmaktadır. Ki bazı hastalarımız özellikle bana söyledikleri tarzda ayağımın altında sanki cam batmaları var. O camın üzerinde yürüyormuşum tarzında ağrılar oluyor. Veya ayakkabım akşamları ayağımı sıkıyor. Veya çorabım ayağımda iz bırakıyor tarzında da şikayetlerle bize gelmektedir bu hastalarımız. Bu hastalarımızın tanı koymak için öncelikle ışık olan bir ortamda ve ayakta, yani muayenehane ortamımızda ayakta hastalarımızı karşımızda görüp detaylı bir fizik muayene yapmamız lazım. Yani hem bacağımızın iç taraftaki damarımıza hem de bacağımızın dış taraftaki damarımıza detaylı bir şekilde öncelikle fizik muayenede bakmamız lazım. Ve daha sonraki bizim en büyük yardımcımız ise radyologlar ve radyolojiden de Doppler ultrason istemekteyiz ve ultrasonda da özellikle ayakta yapılmasını talep etmekteyiz radyolog arkadaşlarımızdan. Bu Doppler'de hem iç taraftaki toplar damarın damar çapı, damar kalitesi, damar yetmezliğinin derecesi hem de dış taraftaki damarımızın çapları ve yetmezlik derecelerine göre bu hastalarımıza tanı koyup ona göre tedavimizi planlamaktayız. Varisin 3 ana başlıkta tedavi yöntemleri vardır. Birinci tedavi yöntemimiz ilaç tedavisi. İkinci tedavi yöntemimiz kompresyon tedavisi, yani çorap tedavisi. Üçüncü tedavi yöntemimiz ise cerrahi yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. İlaç ve çorap tedavisini biz genellikle kombine olarak beraber kullanıyoruz. Çünkü zaten damarda bir genişleme var. Damarda bir bozulma var. Ve biz bunu kompresyonla baskı altına alarak hem dış taraftan bir baskı altına alıyoruz hem de iç taraftan damar tonusunu düzenleyen ilaçlar vererek iç taraftan kan akışını artırarak bunların damar tonusunu düzenlemeye çalışıyoruz. Eski tedavilerden kısaca bahsedeyim ben size isterseniz. Eskiden hastalarımız varisli bacaklarıyla hastanemize gelirlerdi ve zaten sıkıntıları ağrı, sıkıntıları kozmetik ve biz bunların öncelikle kasık bölgesinden yaklaşık bir 8-10 santimlik bir kesi yapardık. Daha sonra da bu varisli damarın üstünden yaklaşık 2-3 santimlik bir kesi yaparak buradaki damarı iç taraftan çıkartır ve ona göre ameliyatta dikerdik. Hasta yaklaşık 1-2 gün bacakları yukarı vaziyette hastanemizde yatardı ve iş hayatına dönmesi yaklaşık 15-20 günü bulurdu. Şu anda yaptığımız tedavi yöntemiyle, yani ameliyatsız varis tedavisi yöntemiyle hastamız yürüyerek hastanemize geliyor. Hatta benimle beraber yürüyerek ameliyathaneye geçiyor ve işlemi yaklaşık 10-15 dakika içinde bitiyor. Tek bir kan alınan iğne deliğinden biz bu işlemi yapıyoruz ve bu işlem lokasyon olarak neredeyse diz hizasına geliyor ve oradan itibaren kasığa kadar giderek bu damarı iç taraftan herhangi bir ağrı, hastamız ağrı duymadan, herhangi bir anestezi gerekmeden, ne belden ne genel anestezi gerekecek şekilde biz bu işlemi yapıyoruz ve hastamız ameliyattan sonra benimle beraber yürüyerek servise çıkıyor. Bacağında herhangi bir ne çorap ne kompresyon, herhangi bir sıkıntı olmadan yaklaşık bir buçuk saat hastanede hastamızı tuttuktan sonra şifa ile evine gönderiyorum. Ve bu bize ne kazandırıyor? Bir an önce hastalar toplumumuzda iş hayatına adapte oluyorlar. Kendi normal aktivitelerini yapıyorlar. Ve yıllardır çektikleri sıkıntılar toplam hastaneye gelme, işlem olma ve eve gitme toplam bir buçuk saat içinde tamamen konforlu bir şekilde halloluyor. Varis hastalarımız eğer tedavi olmazlarsa bacaklarında ömür boyu süren ciddi ağrılar olur bu hastalarımızın. Özellikle geceleri huzursuz bacak dediğimiz semptomlar olur ve
bu semptomlara bağlı hastalarımız hayat kalitelerini düşürürler. Yani uykularıyla ilgili sıkıntılar olur, gündüzle ilgili sıkıntılar olur ve yürümekle ilgili çok ciddi sıkıntılar olur bu hastalarımızın. Ve bu hastalarımızda bu varise bağlı devamlı kan kalbe geri dönmesi yerine bacakta yönlenmesine bağlı, özellikle ayak bileğinin iç kısımlarında ciddi varise bağlı variköz ülserleri olur ve bu ülserlere bağlı ise ciddi yaralar karşımıza çıkmaktadır. Ne yazık ki bu ülser yaralarının tedavisi normal varisin tedavisine göre çok çok daha uzun sürmektedir. Yani 10-15 dakikada varisi tedavi edeceğimiz yerde neredeyse bu varise bağlı ülserlerin tedavisi 3-4 aya kadar sürmektedir. Varis hastalığı sinsi bir hastalıktır. Yani hastalar semptomatik de olabilirler, tamamen asemptomatik de olabilirler. Çok geniş bir yelpazede biz bu hastalarımızı değerlendirebiliriz. Semptomatik hastalar özellikle bacaklarında geceleri olan devamlı ağrı, sızı, sıkıntı, şikayetle bize başvururlar. Ve özellikle bu hastalarda huzursuz bacak dediğimiz semptomlar olmaktadır. Yani bu hastalarımızı uykudan uyandıracak kadar şiddetli gece krampları bu hastalarımızda karşımıza çıkmaktadır. Ama tamamen asemptomatik de olabilirler. Yani bacaklarında sadece bir mavi bir damar görüntüsü olabilir veya sadece çok ufak ince kılcal damar görüntüsü olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Bu hastalarımız da bize geldikleri zaman çeşitli klinik semptomlarına göre sınıflandırmamız vardır. Yani ince kılcal damardan hafif varisli damara veya ödem veya ciddi ödem ve en sonunda da varise bağlı ciddi toplar damar ülserleriyle karşımıza çıkmaktadır bu hastalar. Onun için bu hastalarımız öncelikle kendi muayenelerini kendi yapmaları lazımdır. Yani öncelikle bir bacaklarına mutlaka bakmaları lazım ve ona göre semptomları, ağrıları, sızı, sıkıntıları nerede, nasıl kaynaklanıyor veya hangi durumda ortaya çıkıyor, bunu kendi kendilerine sorgulamaları lazımdır. Ve günümüz teknolojilerinde artık yani eskisi gibi kesip biçme, herhangi bir dikiş izi olmadan sadece bir kavuldan kan alınan iğne deliğinden biz bu işlemi yapmaktayız ve toplam maksimum süremiz 10-15 dakika. Ağrı yok, sızı yok, sıkıntı yok. Yani kısaca size şunu söylemek istiyorum. Varise bağlı ağrılarınızı çekmenizin, bunun sizin hayat kalitenizin standartını düşürmenizin hiçbir anlamı yok. Tamamen artık varis tedavisi ağrısız, acısız ve ameliyatsız şekilde dört dörtlük en güzel şekilde yapılmaktadır.